Herkese merhaba. Aynesi İş'in bu bölümünde Ankara Çankaya'dayız. Evet, AK Parti'nin buradaki adayı, aynı zamanda AK Parti'nin Kalecik Belediye Başkanı Sayın Duhan Kalkan bizimle birlikte. Çankaya'nın en büyük problemi ceketimizi koysak kazanırız anlayışı. Çankaya'da bir zihniyet devrimine ihtiyaç var. Biz burada şunu söylüyoruz. Evet, sokakta saldırgan sokak hayvanları olmaz. Ama bu canları da herkesin kabul ettiği alanlarda, barınaklarda beslememiz lazım. Barınaklarda bunlara bakmamız lazım. Bence Ankara'nın en fazla kayak merkezi Çankaya'da. Çankaya biraz dik olduğu için özellikle kar yağışı olduğunda bütün Çankayalılar böyle kaya kaya gidiyorlar aşağı. Zaten bunu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bizim İstanbul'da başkanımız kayak çok sever, gelsin de kaysın o zaman. Özellikle mevcut adayla birlikte insanlar daha fazla sorguluyorlar şu an. Diyorlar ki ya biz oy veriyoruz, atadan dededen veriyoruz ama bir bakıyoruz Çankaya'da hizmet bekliyoruz, hizmet alamıyoruz. Aday değişikliği ve gelen aday maalesef sokakta, sahada Cumhuriyet Halk Partililer tarafından kabul görememiş bir aday. Geldiniz öncelikle yayına. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi biz aynesi işte formatımız şu başkanım, ben size anlatayım. Genelde başkanlarla geziyoruz, neler yaptıklarını görüyoruz. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz diyoruz. Evet. Ve buradan yola çıkarak da böyle icraatları aslında puanlıyoruz. Şimdi siz Kalecik'in belediye başkanısınız. Evet. Orada da seviliyorsunuz aslında, duydum. Ama şimdi Çankaya'dasınız. Öncelikle bu değişimin sebebi ne oldu? Mutlu musunuz Çankaya Belediye Başkanı adayı gösterilmekten? Önce bir o kısmını konuşarak başlayalım. Tabii ki mutluyum. Günün sonunda Kalecik benim memleketim. Hem annem hem babam Kalecikli. 5 yıl Kalecik'te çok güzel hizmetlerde bulunduğumuzu düşünüyorum. Günün sonunda genel seçimlerde ve Cumhurbaşkanlığında seçimlerinde almış olduğumuz oy da bunun önemli göstergelerinden bir tanesi. 5 yıl Kalecik'te görev süremiz bitti. Kalecik Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı'nda Milliyetçi Hareket Partisi olarak Kalecik'te seçime gireceğiz. Biz de Çankaya'da olacağız. Tabii Çankaya çok kıymetli bir ilçe. Nüfus olarak Türkiye'nin en büyük ikinci ilçesi. Ankara'nın da en büyük ilçesi. Hikayesi olan bir ilçeden, Kalecik hikayesi olan bir ilçedir. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde uzunca bir süre kaldığı ve anılarının olduğu bir ilçedir Kalecik. Oradan yine hikayesi olan bir ilçeye 27 Aralık 1919'da Gazi Mustafa Kemal'i Dikmen sırtlarında karşılayan Seymenlerin, o güne Kızılca Gün denir, yeni bir hikaye yazdıkları, Türkiye Cumhuriyeti'nin hikayesinin başladığı diyebiliriz. Yine hikayesi olan Çankaya'dayız. Memnunum. Çankaya'da oturuyorum. Eşim de Çankaya'da çalışıyor. Kendi işlerim de Çankaya'daydı. Çankaya'da da umarım Kalecik'te yapmış olduğumuz hizmetlerin çok daha güzelini, çok daha özelini Çankaya'da yapma fırsatı buluruz. Peki sahada durum ne? Tepkiler ne yönde? Nasıl bir atmosfer gelişiyor? Nasıl bir elektrik alıyorsunuz seçmenden şu ana kadar yapmış olduğunuz çalışmalarda? Şimdi Çankaya'da tabii zor bir seçim bölgesi Çankaya bizim için. Ama hiçbir siyasetçi, hiçbir komutan kaybedeceğim düşüncesiyle bir mücadelenin içerisine girmez. Tabii ki kazanmak istiyoruz. Bütün stratejimizi de bunun üzerine kurduk. Sahada çok güzel geri dönüşler var. Bu biraz adayı tanıdıkça insanlar, evet Kalecik Belediye Başkanıyım ben ama günün sonunda Çankaya'da 1 milyona yakın nüfus var. Kendimizi tanıttıkça, insanlar bizi tanıdıkça ilgi ve alakanın daha fazla arttığını görüyoruz biz. Bu da bize özellikle seçimler yaklaştıkça daha fazla umut olma noktasında önemli. Tanırsanız seversiniz diyoruz. Hatta şöyle bir düşüncem var benim. Bunu sahada da söylüyorum. Günün sonunda pazara gidiyoruz, alışverişe gidiyoruz. Bir şeyler alıyoruz, seçiyoruz, bakıyoruz.
Ya da kıyafet almaya gidiyorsunuz, aynanın karşısına geçiyorsunuz. Yakıştı mı, yakışmadı mı yanınızdakilere soruyorsunuz. Arkadaşlarınıza soruyorsunuz. Geleceğimize karar verirken de, günün sonunda geleceğimizden bahsediyoruz. Çocuklarımızın geleceğinden bahsediyoruz. Burada adayları mutlaka ve mutlaka vatandaşlarımızın parti gözlüğünü çıkartıp adayları araştırmaları gerektiği düşüncesindeyim. Çok iddialıyım bu konuda. Vatandaşlarımız böyle yaparlarsa, sandığa bu şekilde giderlerse biz bu seçimi alırız Çankaya'da. Yani böyle bir belediye seçimlerinde aslında partizanlık yapılmaması gerekiyor, değil mi? Yani ben bu partiyi işte tutuyorum, bu partinin görüşlerini benimsiyorum. O yüzden bu partinin adayına oy vereceğim. Bu yanlış bir şey. Yani bence mesela bir seçmen olarak kimden hizmet alabilirim noktasında bir bakış açısı geliştirilse o noktada iddiamı ortaya koyarım diyor musunuz? İddiamı ortaya koymaktan öte çok rahatlıkla belediye başkanı olabileceğimi söylüyorum. Çünkü özellikle diğer partilerin adaylarına da bir seçmenlerimizin, vatandaşlarımızın, Çankaya'lı hemşerilerimizin bakmaları gerektiği düşüncesindeyim ben. Bu konuda gerçekten iddialıyız. Hem akademi geçmişi, 5 üniversite mezunu, doçentlik başvurusunu yapmış, Ankara Üniversitesi'nde yerel yönetimler dersi veren bir siyasetçiyim ben. Hem bir 5 yıl belediye tecrübemiz var. Daha öncesinde teşkilat geçmişimiz var. Ondan önce 10 yıl bürokrasi geçmişimiz var. Başbakanlıkta, Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığında bir geçen 10 yılımız var. Bununla birlikte hukukçuyum. Bunların hepsini yan yana koyduğunuzda bizim bu seçimleri aslında almamamız için hiçbir sebep yok. Burada sadece vatandaşlarımız ya ideolojik olarak değil de adayların bir background'larına bakacaklar. Deneyimlerine, tecrübelerine bakacaklar. Adayların projelerine bakacaklar ve başarı hikayelerine bakacaklar. Geçmişinde başarısı olmayan, geçmişinde bir başarı kalemi almamış, bir hikayesi olmayan birisinin yeni bir hikaye yazması kolay değil. Kalecik'te hakikaten çok güzel bir dönem geçirdik. Neler yaptınız? Biraz anlatabilir misiniz? Tabii hani ki. Burada mesela yapacaklarınıza, yapmak istediklerinize ışık tutması açısından biraz öğrenmek tabii istiyorum ki. O besleyi. Öncelikle şunu ifade edeyim. Küçük belediyelerin bütçeleri de küçük. Önemli olan bu küçük bütçelerle neler yapabildiğiniz. Belediye başkanının vizyonu şehrin kaderine yön verir. Sizin yapmış olduğunuz bir hizmet 5 yıl sonrasının, 10 yıl sonrasının, 20 yıl sonrasının kentine yön veriyor, şekil veriyor. Siz bir şehri turizm alanında geliştirmek, turizm alanında yönlendirmek istiyorsanız ona göre hizmet ediyorsunuz. Ya da daha farklı alanlar, sanayi olabilir. Farklı şehirler. Ama burada önemli olan kısım şu. Kalecik'te küçük bütçelerle, devletimizin de desteğiyle Kalecik'te çok güzel işler yaptık. Mesela bir örnek vereyim. Spor özellikle Kalecik'te gelişmek istediğimiz alanlardan bir tanesiydi. Bizim 2019 yılında bir bayan voleybol takımı aldık biz. Düşünün bir Taşra Belediyesi bir bayan voleybol takımı var. Voleybol 2. liginde mücadele ediyordu. Takım 1. lige çıktı. 1. ligden aynı yıl Süper Lig'e çıktı. Şimdi Kalecik Belediyespor, hatta maçlarımız canlı yayınlandı. Daha sonra Süper Lig'de tabii ki o biraz maddi olarak bizim üzerimizde bir konuydu ama küçük bir Taşra Belediyesi'nin bir bayan voleybol takımı 2. ligden 1. lige, 1. ligden de Süper Lig'e çıktı. 1. ligde final maçında da Bolu Belediyesi ile oynadık mesela. 3-0 kazandık Bolu Belediyespor maçını. Ciddi anlamda ses getirmişti. Tabii takım Sultanlar Ligi'ne çıkınca, Sayın Bakanımıza gittik. Sayın Bakanım, işte Galatasaray geliyor, Vakıfbank geliyor. Yani kadın voleybolunda çok böyle dünyada söz sahibi takımlar var. Ama bizim bu konuda herhangi bir altyapımız yok. Mevcut stadımız, sahamız Sultanlar Ligi için yeterli değil dedik. Sayın Bakanımız bize çok güzel bir spor salonu, Spor Toto Başkanlığı üzerinden başladı. İnşaat devam ederken ben Dağcılık Federasyonu Başkanı ile tanıştım. Dedi ki Türkiye'de dedi tırmanma branşı ile alakalı dedi hiçbir salon yok dedi.
ve tırmanma branşı olimpik spor haline geldi. Bu sefer yine gittim spor bakanımıza, sayın bakanım dedim, Türkiye'de bir ilki yapabilir miyiz? Nedir dedi. Biz dedim projede bir revizyon yapalım. Türkiye'de hiç olmayan, çünkü standartlar değişti, uluslararası standartlar değişince, şu an Türkiye'de uluslararası standartlara sahip Dağcılık Federasyonu'nun tek tırmanma duvarı Kalecik'te. Bakın başka bir örneği yok bunun. Uluslararası federasyon dese ki biz dünya şampiyonası yapacağız Türkiye'de, Avrupa şampiyonası yapacağız dese Kalecik'ten başka bir yerde yapma şansları yok. Küçücük bir ilçeden bahsediyoruz. Evet, çok güzel. Daha sonra burası Dağcılık Federasyonu'nun milli kamp alanı olma yolunda ilerliyor. Gerçekten bir farkındalık yaratmak bu konuda ve park yaratmak açısından ele aldığında önemli. Türkiye'nin ilk insansız hava araçları eğitim, test, geliştirme merkezini Kalecik'e kurduk. Sanayi Bakanlığımızın destekleriyle. Bir belediyenin, Kalecik Belediyesi'nin 60 kilometre bir hava sahası var. Düşünün, yani bir belediye düşünün. 60 kilometrelik bir hava sahası var. Ve Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi firmaları insansız araçlarını, buna kara araçları da dahil, Kalecik'te test ediyorlar. Yurt dışından, Katar'dan yatırımcı geldi. Firmaya diyor ki ben diyor bir aracınızı bir göreyim diyor. Geldikleri yer Kalecik. Kalecik'te test ediliyor bu. Bu da kıymetli. Ankara'nın tek ve en büyük kentsel dönüşüm projesi, ama burada tarihi diye vurgulamak lazım, tarihi kentsel dönüşüm projesi Kalecik'te yapılıyor. İbn Haldun diyor ya, insanlar gibi şehirlerin de ruhu vardır. Evet, çok doğru. Kalecik 1870 yılında belediye teşkilatı kurulan ve gerçekten hikayesi olan bir ilçe. Çok kadim bir ilçe. Ben Kalecik'i biraz bilge bir şehir olarak görüyorum. Bilge. Sonradan gelişen değil. Aslında sonradan maalesef etkisini biraz kaybediyor. Kentsel dönüşüm projesinin içerisinde hamamlar, arastalar, butik oteller, ticarethaneler ve tarihi Kalecik Kalesi, Kalecik'in meşhur üzüm bağları, Kızılırmak Vadisi ve iddia ederek söylüyorum, bu konuda da çok iddialıyım, bir 3 yıl sonra Kalecik Ankara'nın en fazla ziyaretçi çeken ilçelerinden birisi olacak. Bununla birlikte tabii konuk evleri, kültür merkezleri, sinema salonları, tiyatro salonları gibi vatandaşların sosyal ve kültürel taleplerini de karşılayacak çok güzel hizmetlerde bulunduk. Klasik belediyecilik hizmetlerinden bahsetmiyorum. Yol yaptık, işte buraya köy onları konağı yaptık. Onları zaten yapacağız diyorsunuz. Onlar zaten klasik belediyecilik hizmetleri. Biz park yaratan ve insanların Ankara'dan baktığında ya da farklı diğer şehirlerden baktığında ya Kalecik'te bir şeyler oluyor dedirtebilecek çok güzel işlere imza attık. Biraz önce bahsetmiş olduğum 3-4 kalem, bunların başka bir örneği olmadığı için bundan. Yoksa sanayi evet, siteleri, kültür merkezleri yapıldı. Özellikle bu voleyboldaki başarının çok önemli olduğunu düşünüyorum evet. Ben. Gerçekten hani böyle üst bir lige çıkıp hani Türkiye'nin devi olan takımlarla tabii oynayabilecek kapasiteye erişmek. Bunlar gerçekten çok önemli. Ben her zaman gençler, spor, işte kadınlar ve çocuklarla ilgili yapılan yatırımların çok doğru olduğuna inanıyorum. Ve bu noktada bir beklentinin olduğunu düşünüyorum. Şimdi peki diyelim ki burada seçildiniz. Seçilmeniz doğrultusunda neler yapmayı planlıyorsunuz? Buranın neye ihtiyacı var? Yani Çankaya'nın neye ihtiyacı var? Burada eksikler neler sizin gördüğünüz ve analiz ettiğiniz? Ne yapılmamış, ne yapılması gerekir diye ikiye ayıralım. Evet, şimdi öncelikle ortaya bir felsefe koyalım. Bunlardan bahsedeceğim ama çok kısa bir felsefe koymak tabii istiyorum. Şimdi artık günümüz dünyasında 90'lı yılların ya da Soğuk Savaş döneminin klasik belediyecilik anlayışı da kalmadı. Vatandaşların talepleri noktasında da kalmadı. Belediyelerin imkan ve kabiliyetleri noktasında da kalmadı. Maslow'un meşhur ihtiyaçlar hiyerarşisi var biliyorsunuz. Bunun en alt basamağı fizyolojik ihtiyaçlardır. Bu bir piramittir, yukarı doğru gider. Biz bunu belediyeciliğe uyarlıyoruz. Ve diyoruz ki, klasik belediyecilik hizmetleri fizyolojik ihtiyaçlarıdır şehirlerin. Su gibi, kanalizasyon gibi, ulaşım gibi. Bunlar olmazsa olmazdır. Üst basamak nedir? Daha çok güvenlik ihtiyaçlarıdır. Mesela gıda güvenliği
Ya da tırnak içinde saldırgan sokak hayvanları meselesi. Üst basamağa doğru çıktıkça sosyal ve kültürel destekler, hizmetler. En üst basamak nedir biliyor musunuz? Bence en kıymetli olan o. Ankara'da ve Çankaya'da eksik olan tam anlamıyla bu. Marka şehirler yaratmak. Bakın marka şehirler yaratmak. Ben sahada vatandaşlarımıza şu soruyu soruyorum. Çankaya deyince kafanızda Çankaya'yı simgeleştiren ne var? Anıtkabir, Atakule, Cumhurbaşkanlığı Köşkü. Dördüncü bir şey, beşinci bir şey Çankaya ile alakalı çıkmıyor. En azından 30 yıllık süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çankaya'yı yönettiği dönemde Çankaya ile alakalı simgeleştirebileceğimiz şehrin marka değerini arttıran maalesef hiçbir şey yapılmadı. Şimdi Keçiören'de, Etimesgut'ta, Sincan'da, Altındağ'da size kalem kalem sayabilirim. 1990'lı yılların başında Çankaya'da bir ev sattığınızda Keçiören'den 4 tane ev alabiliyordunuz. Şimdi Çankaya'dan bir ev sattığınızda, özellikle eski Çankaya dediğimiz bölgeden ev sattığınızda Keçiören'den bir ev zor alıyorsunuz ya da alamıyorsunuz. Şimdi bu bile gayrimenkul noktasında şehrin gelmiş olduğu noktayı gösteriyor. Çankaya'nın sorunu çok. Çankaya'nın sıkıntısı fazla. En büyüğünden başlayayım müsaadenizle. Çankaya'nın en büyük problemi ceketimizi koysak kazanırız anlayışı. Çankaya'da bir zihniyet devrimine ihtiyaç var. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani bu şekilde bakabilmelerine sebep olan şey nedir? Yani insanların mesela burayı ben İzmir'e benzetiyorum açıkça söylemek gerekirse. Aynı anlayışın ne yazık ki hakim olduğunu gördük geride bıraktığımız senelerde. Evet. Şimdi zamanla bu anlayışın yavaş yavaş değiştiğini görüyoruz. İzmir'de de böyle bir rüzgar esiyor. Sizden dinleyeceğim. Umarım burada da böyle bir rüzgar vardır. Ama mesela ben Hamzadağ'a sorulan sorulara baktığım zaman işte buradaki yaşam işte tarzını etkileyecek şeyler yapacak mısınız? Şuna karışacak mısınız? Buna karışacak mısınız? Kaygılarının sürekli olduğunu görüyorum. Hatta onun bir cevabı var dedi ya, müftü müyüm ben? Evet. Bana ne diye. Evet. Yani gerçekten ben çok, de aynı şeyi çok hoşuma gitti. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani buraya gelip de buradaki insanların yaşam tarzlarını hani değiştirme gayesiyle Çankaya Belediye Başkanı olmaya çalışıyorsunuz? Şimdi şöyle, ben asker çocuğuyum. Babam benim emekli general. Yani şöyle silahlı kuvvetleri bir düşünün. Tabii. O tel örgünün çok, içerisini bir düşünün. Bir de çok Atatürkçü bir aile. Kesinlikle. Olmalı yani. Şimdi böyle göre. AK Parti Türkiye'nin en büyük kitle partisi. Biz Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Bizim bir cumhurbaşkanımız, bir liderimiz var. Bu partinin içerisinde temel noktalarda hemfikir olan Cumhurbaşkanı'nın arkasından giden ama bazı noktalarda da farklı düşünebilen insanlar grubuyuz biz. Bir kitle partisinden bahsediyoruz. Doğru. Ben kendinizi nasıl tanımlarsınız dediğinizde ben tanımlamalarımın içerisine mutlaka Atatürkçülüğü koyarım. Ailemden de böyle gördüm. Kendi çocuklarıma da bunu anlatıyorum. Asker bir babayla yetişmiş olmak yani bunu hem zaten asker getirir bir baba, ve hem gerektirir. Hem asker bir baba hem bir askerin damadı olarak söylüyorum bunu. Ailemde çok sayıda asker var. Ailemde de çok sayıda asker var. Yani bu nokta bence yani Atatürkçülük konusu yerel siyasetin hatta genel siyasetin bence siyasetin konusu değil. Ama birileri ısrarla bu konuyu siyasetin içerisine çekmeye çalışıyorlar. Bakın benim tartışmayacağım bir yerdedir bu konu. Ben sokakta pek çok şeyi konuşuyoruz. Genel siyaset konuşuyoruz, dış politika konuşuyoruz, ekonomi konuşuyoruz. Ama bu noktada bence bu tartışılmaması gereken bir konu. Maalesef birileri hizmetsizlik anlayışını, birileri belediyecilikteki noksanlığını bu konu üzerinden kapatmaya çalışıyor. Ya biz yol diyoruz. Kaldırım diyoruz, asfalt diyoruz. Karşıdan bize diyorlar ki ama Atatürkçülük var, ama Cumhuriyet var. Ya bunlarla kimsenin bir derdi yok. Bunlarla benim hiçbir derdim yok. O değerler ayrı, ben bu değerleri tartışmıyorum. Ama gelin belediyeciliği konuşalım. Çankaya'nın sorunlarını konuşalım. Bu sorunları konuşurken de öncelikle biraz önce söylediğim ceketimizi koysak kazanırız anlayışıyla Çankaya seçmenine aslında iradesine maalesef üzülerek söylüyorum
bir saygısızlık yapıldığını düşünüyorum ben. Bakın, 25 tane Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday adayı var. Bu insanlar para yatırdılar, aday adayı oldular. Broşür bastırdılar, afiş yaptırdılar, billboardlara çıktılar, sivil toplum kuruluşlarına gittiler, taksi duraklarına gittiler. Aralarında da hakikaten çok donanımlı isimler de var benim tanıdığım. Siz genel seçimlerde gelirken kürsüde diyorsunuz ki ön seçim. Tüzükte ön seçim vurgusu var ama bu 25 tane aday adayının emeğini diyelim bir tarafa bırakıyorsunuz. Aday adaylığı başvurusu dahi olmayan. Bakın aday adaylığı başvurusu dahi olmayan, hiçbir ankette olmayan bir arkadaşımızı birilerinin yakını diye getiriyorsunuz. Çankaya'ya aday yapıyorsunuz ve diyorsunuz ki tıpış tıpış Çankayalılar gidecek, oy verecek diyorsunuz. Ne benim istediğim adamım ister yeterli olsun, ister yetersiz hiçbir şey yapamayacak bile olsa zaten seçilecek rahatlığında böyle kendi kafanızda. Biz de diyoruz ki bu iş öyle kolay değil. Mustafa Kemal'in Çankaya'sı kimsenin çıraklık dönemini geçireceği, Mustafa Kemal'in Çankaya'sı kimsenin staj dönemini geçireceği yer değil. O yüzden biz sahadayız. O yüzden gittiğimiz her yerde kendimizi anlatıyoruz. Bunu anlattığınızda karşılık bulabiliyor musunuz? İnanın tüm samimiyetimle söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız, hatta parti üyeleri haklısınız diyorlar. Haklısınız. Ve ciddi bir rahatsızlık var. Ciddi bir rahatsızlık var. Biz bu anlayışı özellikle Çankayalı'ya reva görülen bu davranışı doğru bulmuyoruz. Ben bir Çankayalı olarak söylüyorum aynı zamanda bunu. Şimdi bilimsel çalışıyoruz. 123 mahallemiz var. 123 mahallemizde anket yaptırdık. Anketi yaptırırken mahalle bazlı yaptırdık. Mahallelerimizin sorunlarını, sıkıntılarını çıkarttık. Bunları yaptık ve ben biraz da bilim insanı olmuş olmanın verdiği bir şey var. Sorun ve çözüm odaklı çalışıyorum. Yani sorun bu, çözüm bu. Çözümü bildiğim bir konuysa, bilmediğim bir konuysa farklı paydaşları da dahil ederek sivil toplum kuruluşlarını, üniversiteleri, bürokratik kurumları, hemşeri derneklerini, iş insanlarını bunların hepsini dahil ederek sorunlara kolektif bir çözüm. Yani ben yaptım, oldu değil. Biz yaptık. Masada oturduk, konuştuk, planladık. Karar verdik. Karar verdik, yaptık. Çankaya'da özellikle kentsel dönüşüme, yerinde dönüşüme ihtiyacı olan mahallelerimiz var bizim. Cumhuriyet kurulduğu dönemde 4 katlı, 3 katlı binalar. Tabii otomobil sayısı az. O yüzden bir otopark anlayışı yok. Dar caddeler, dar sokaklar. Şimdi günümüzde artık her evde 2 tane araba var. Tabii. Şimdi 40 yaşında 4 katlı binanın, 50 yaşında 4 katlı binanın en üst katına çıkıyorsunuz. Ama insanlar konfor arıyorlar. Şimdi 70 yaşında 4 katlı binanın en üst katına çıkabilmeniz için bir asansöre ihtiyacınız var ama asansör yok. Bazı bölgelerimizde bir kentsel dönüşüm ve yerinde dönüşüme ihtiyaç var. Bu ne getirecek? Kat artışı ile birlikte. Bir, müteahhitler için cazibe alanı haline getirecek. İki, çoluğunuzda çocuğunuzda işinizde çıktınız, yürüyüş yapacaksınız. Ada bazlı yapılan bir dönüşümde çok rahatlıkla o sitenin içerisinde yürüyüş alanını kullanabileceksiniz. Çocuk parkı. Çocuk parkı da içinde olacak. Hı hı. Kapalı otoparkı içinde olacak. Bunun için önemli olan uygun şartları hazırlamak. Biz Çankaya Belediyesi olarak bu şartların hepsini hızlı bir şekilde hazırlayacağız. Biraz önce söylediğim 90'lı yıllardaki o Çankaya'daki gayrimenkul fiyatlarındaki noktayı diğer ilçelerle kıyasladığımızda eski haline getireceğiz. Bu gerçekten Çankaya'da özellikle bazı bölgelerde yapılması gereken bir şey. Mesela otopark problemi. Çankaya'nın genelinde otopark problemi vardır. Bir meydan düşünün. İşte Times Meydanı'nı biliyorsunuz. Hı hı. Ondan sonra dünyanın pek çok yerinde meydanlar var. Başkentler meydanlarıyla anılırlar. Evet. Moskova'dan tutun da Washington'a kadar.
Berlin'den tutun da Londra'ya kadar, hepsinin. New York'a kadar hepsinin bir meydanı vardır. Şimdi Kızılay'da Ankara'ya gelen herkesin Kızılay'da bir hikayesi vardır. Kızılay hakikaten tam Ankara'nın önemli bir hub'ı. Hem ulaşım hub'ı, hem aklınıza hayalinize gelebilecek her şey eskiden Kızılay'da bulunuyordu. Şimdi Kızılay'a gidin bakın, akşam saat 6'dan 7'den sonra kimseyi göremezsiniz. Zaten otopark problemi olduğu için insanlar Kızılay'a gitmezler. Kızılay cazibesini kaybetti. Oraya gidersem arabamı park edecek yer bulamayacağım. Kızılay cazibesini kaybetti. Tekrar bu cazibeyi kazanması lazım Kızılay'ın. Bunu yaparken de insanlar Kızılay'a geldiklerinde otoparktan tutun da sokakta yürürken sokak hayvanlarına kadar pek çok noktada kendilerini rahat hissetmeleri lazım. Çok güzel parklar yapılabilir. Çok güzel Kızılay'da özellikle bir meydan düzenlemesi yapılabilir. Bununla alakalı Kızılay'ı tekrar eski şaşalı günlerine getirebiliriz. Bu arada bir piramidi anlatırken başıboş sokak hayvanlarının saldırganlığından da bahsettiniz. Burada böyle bir sorun mu var? Çankaya'da büyük problem. Saldırgan sokak hayvanları konusu. Buradaki hayvanseverler de vardır muhtemelen. Onlar da toplamayın hayvanları mı diyorlar? Şimdi şöyle böyle söyleyeyim. Aslında biraz önce bahsetmiştim yönetim anlayışımızda. Masadaki paydaşların hepsiyle oturacağız. Bu konuda hassasiyeti olan insanlar var, evet. Hayvanseverler var. Evet, onlar hayvanların toplanıp yere götürülmesini bir şekilde kabul etmiyorlar. Çünkü şöyle aslında bakıldığında götürüldükleri yerde düzgün bakılacaklarına emin olmuyorlar. Aslında evet. Bu tesisler sağlanabilse, onlar da bundan emin olsa bence bunu yapmayacaklardır. Şimdi işin bu boyutu var. Bir de ya sokakta saldırgan sokak hayvanı olmaz. Çocuğumuz okula gidiyor. Biz pazara gidiyoruz. Biz markete gidiyoruz. Korkuyoruz diyen çok ciddi bir kitle var. Biz bu iki kitleyi, bu iki grubu birbiriyle tartışmalı değil de aynı masa etrafında. İkisini de memnun edebilecek çözümler. Evet. Bu mümkün. Bakın. Köpek otellerinden tutun da sokak hayvanlarıyla ilgili. Yani sahipli köpeklerle alakalı köpek otelleri, sokak hayvanlarıyla ilgili hayvan barınakları ve hakikaten çok modern, günümüz şartlarına uygun, steril ameliyathaneler, kısırlaştırma alanları, bunların oluşturulması çok mümkün. Bir de şunu vurgulamak lazım burada, mama meselesi. Çünkü bazen besleme alanları oluşturmamız gerekiyor. Mama meselesinde de dışarıdan alarak değil, belediyenin kendi imkanlarıyla bir mama üretim tesisi kurarak aslında burada maliyeti düşürmesi de mümkün. Biz burada şunu söylüyoruz. Evet, sokakta saldırgan sokak hayvanları olmaz. Ama bu canları da günümüzde en azından bu konuda elverişli, herkesin kabul ettiği alanlarda mutlaka barınaklarda beslememiz lazım. Barınaklarda bunlara bakmamız lazım. Çocuğunuzu alabilirsiniz. Hafta sonu çocuğunuzla birlikte barınaklara gelebilirsiniz. Gözünüzle görüp, yani biz kapalı kapılar ardında değil, tamamen herkese açık. Hı hı. Bütün sivil toplum kuruluşlarının bu noktada denetimine tabi. Öyle olmalı zaten. Bu şekilde sorunun çözümünü hedefliyoruz. Başka hangi sorunlar ve hangi çözümler var? Başıboş sokak hayvanlarını konuştuk. Hı hı. Kentsel dönüşüm konusunu konuştuk. Zihniyeti konuştuk. Zihniyet, evet. Aynen ki en önemli sorun sanki o değil mi? Şimdi sizinle aslında şurada haksızlık etmeyelim Çankaya'ya. Bence Ankara'nın en fazla kayak merkezi Çankaya'da. Çankaya biraz dik olduğu için özellikle kar yağışı olduğunda bütün Çankayalılar böyle kaya kaya gidiyorlar aşağı. Çankaya'da belediyecilik anlamında bakın, kar yağdığında, yağmur böyle yoğun bir şekilde yağdığında zaten bunu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bizim İstanbul'da başkanımız kayak çok sever, gelsin de karşısına o zaman.
Şöyle aşağı doğru evet. Bir bekleriz. Çok memnun kalacağından eminim ben de. Tabii şuradan arabaya binsek sizinle, sokakları görseniz, yani hem Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda hem Çankaya Belediyesi'nin sorumluluğundaki sokakları görseniz, atılan asfaltı görseniz, ki sahada ciddi anlamda eleştiri konularından bir tanesi bu. Bazı mahallelerimizde pazar yerlerinin olmadığından, bazı mahallelerimizde de yetersiz olduğundan, yani bir açık pazar alanı var ama üstü kapalı değil. E şimdi ya Ankara soğuk bir memleket. Tabii çok ciddi soğuk. E şimdi siz Ocak ayında dışarıda lapa lapa kar yağıyor, ayaklarınız ıslana ıslana pazar yerinde geziyorsunuz. Ya burası Çankaya. Bizim spordan sanata. Kapalı pazar alanları kurulması gerekmez mi? Sayısının arttırılması evet. Gerekiyor. Hı hı. Kültür merkezleri. Hani birileri çok Atatürkçü ya, çok Atatürkçü. 2016 yılında Çankaya Belediyesi tarafından yapımına başlanan Atatürk Kültür Merkezi hala inşaatı devam ediyor. Hala yapımı devam ediyor. Bakın 2016 yılında inşaatı başlamış. Hala inşaat çalışmaları devam ediyor. Ve kültür merkezinin ismi Atatürk Kültür Merkezi. Ya kusura bakmayın. Çankaya Belediyesi bütçe anlamında Türkiye'de en fazla bütçeye sahip ilçe belediyelerinden bir tanesi. Ama yatırım oranına baktığınızda o kadar düşük ki, %10-%15 bandında o kadar düşük ki. Peki mutlaka insanlar hizmet talep etmiyor mu? Yani hani insanlar hani hizmeti yetersiz bulup hizmet talep etmiyor mu? Hani böyle bir şey noktası vardır ya, ya yeter. Hani tamam biz size oy verdik de siz de hiçbir şey yapmıyorsunuz. Şu an o noktadayız. Şu an insanlar sorguluyorlar. Özellikle mevcut adayla birlikte insanlar daha fazla sorguluyorlar şu an. Çünkü insanların sorgulaması biraz önce bahsettiğim işin felsefik boyutuyla alakalı. Diyorlar ki ya biz oy veriyoruz, veriyoruz, atadan dededen veriyoruz ama bir bakıyoruz Çankaya'da hizmet bekliyoruz, hizmet alamıyoruz. E şimdi bir de üzerine aday değişikliği ve gelen aday maalesef sokakta, sahada Cumhuriyet Halk Partililer tarafından kabul görememiş bir aday. O yüzden ben şu an o noktada olduğumuzu düşünüyorum. Bu seçimde özellikle Çankaya'da umarım sağdan almış olduğumuz izlenim bu yönde farklı bir sonuç çıkacağı kanaatindeyim ben. Kültür merkezleri evet devam ediyor ama bununla birlikte kültür merkezinin sayısının arttırılması lazım. Yüzme havuzu, Çankaya Belediyesi tarafından yapılmış iki tane kapalı yüzme havuzu var. İki tane. Çankaya'nın nüfusu 950 bin. Minicik yerlerde bakın, bile kaç tane havuz var. Bizim Kalecik'te de var. Kalecik'te de ısıtmalı, dışarıda lapa lapa kar yağarken Bozkır'ın çocukları Kalecik'te yüzme öğreniyorlar. Çankaya'da iki tane kapalı yüzme havuzu yapıldı. 475 bin kişiye bir yüzme havuzu düşüyor. Diğer ilçelere bir bakın, farkı göreceksiniz. Kütüphaneler çok yetersiz. Ki çocukların çok ihtiyaç duyduğu bir alan kütüphane. 130 bin üniversite öğrencisi var. 130 bin kütüphane sayısının mutlaka arttırılması lazım. Ben biraz da tabii çok okuduğumuz ve çok yazdığımız için kütüphanelerin gençler açısından ne anlama geldiğini çok iyi anlıyorum ben. O yüzden bu sayıları ciddi anlamda arttıracağız. Tabii çocuklar orada araştırma, öğrenme fırsatı buluyor. Yine böyle her çocuğun kendisinin odasının olduğu imkanlar yok. İşte evde bazı hani ortamlarda çalışamıyor olabiliyor. Oralarda gidip ders çalışıyorlar, kitap okuyorlar, öğreniyorlar. Yani çok önemli bir şey gençler için özellikle kütüphane. Kesinlikle yapılması lazım. Aslında siz Çankaya'nın seveceği bir profilsiniz. Yani kendinizi anlatsanız hani böyle çok fazla gezebilseniz ve hani o ideolojik kafadan aslında sıyrılabilse seçmen bence hani şanssız olabilir diye düşündüm ben sizinle konuşunca. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Biz özellikle Cumhuriyet Halk Partisi adayı arkadaşımızı da her ortamda televizyona davet ediyoruz. Kanallara davet ediyoruz. Gelin Çankaya'yı birlikte konuşalım. Tabii birlikte konuşalım. Ben bir Çankayalıyım. Çankaya'dan neler planlanıyor? Projelerimiz nedir?
Çankaya'nın sorunlarını konuşalım, projelerini konuşalım. Çankaya'yı nasıl dünya kentleri arasında daha iyi bir noktaya nasıl taşıyabiliriz? Bunları konuşalım. Ama bugüne kadar yapmış olduğumuz davetlere maalesef karşılık vermediler. Hala buradan da yineliyoruz. Biz hazırız. Çankaya'yı konuşalım. Daha iyi nasıl olabilir? Bunları konuşalım. Şunu ifade edeyim size. Çankaya'da özellikle 123 mahallede o kadar güzel çalıştık ki, o kadar böyle sorun odaklı çalıştık ki, Çankaya'daki inanın bir 5 yıllık dönemde, 5 yıl istiyoruz biz. Bakın biz Çankaya'yı 5 yıl yönetelim, bundan sonra biz bırakmak istesek dahi Çankaya'lı bırakmayacak. Çünkü bu belediyecilik anlayışımız, AK Parti'nin belediyecilik anlayışını, Cumhur İttifakı'nın belediyecilik anlayışını, vizyoner bir belediyecilik anlayışıyla, vizyoner bir belediye başkanıyla çok farklı ve güzel bir noktaya taşıyacağız. Aynı şey tabii Büyükşehir Belediyesi için de geçerli. Yani Büyükşehir Belediyesi'nde de Keçiören'de hakikaten belediyeciliğin kitabını yazmış Turgut Altınok Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. Çankaya'mızla alakalı da çok güzel projeleri ve düşünceleri var. İnşallah ulaşım noktasından tutun da metro konusuna kadar gençlik merkezleri, kültür merkezleri, gençlerimizin, kadınlarımızın faydalanabileceği bütün projeleri ortaya koyacağız. Pozitif ayrımcılık demek istemiyorum gençlere ve kadınlara. O tabiri kullanmak istemiyorum. Türk kadınının, cumhuriyeti kuran Türk kadınının ve Türk gençliğinin ben pozitif ayrımcılığa ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Yapacağımız şey şu, onlarla birlikte Çankaya'yı yöneteceğiz. Çankaya Belediyesi'ni kadınlarla yöneteceğiz. Çankaya Belediyesi'ni gençlerle yöneteceğiz. O açıdan ihtiyaç sahibi genç kardeşlerimize burs imkanından tutun da anne yemekhanelerine kadar, restoranlarına kadar, kıyafetlerini yıkayabilecekleri çamaşırhanelere kadar pek çok konuda gençlerimizin yanında olacağız. Duhan başkanları olarak değil, Duhan hocaları olarak konuşuyorum. Bir öğretim görevlisi olarak konuşuyorum bunu. Gençlerimizle birlikte Çankaya'yı yöneteceğiz. Girişimci kadınlarımızla alakalı Çankaya Belediyesi olarak desteklerimiz olacak. Bunlarla alakalı da kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. İnanın görüştüğümüz herkeste olumlu bir etki bırakıyoruz. Olumlu bir etki bırakıyoruz. Dezavantajımız şu, 1 milyonluk bir ilçe, geniş, alanı da geniş bir ilçe. Kendimizi ne kadar tanıtırsak o kadar bize karşı olan ilginin arttığını da gözlemliyoruz. Burası Ankara'nın en bilinen, en gözde caddelerinden bir tanesi. Ağırlıklı üniversite öğrencilerinin çok yoğun olduğu caddelerden bir tanesi. İşte cuma günleri ya da cumartesi hafta sonları da işte arkadaşların buluşma noktalarından bir tanesi bu cadde. Çok kıymetli, güzel bir cadde. Bahçeli 7. cadde olarak geçer burası. Tabii bizim projelerimizde burası da var. Özellikle buranın marka değerini arttırma noktasında sokak sağlıklaştırmaları, cephe giydirmeleri. Yani cephelere bakın. Mesela şu cepheleri görüyorsunuz. Evet. Çok kıymetli bir cadde burası. Ama günün sonunda daha böyle albenisi olan, daha güzel cepheler ortaya çıkartılabilir. Bir de işin tabii ki şey boyutu var. Işıklandırma boyutu var. İstiklal'e gidiyorsunuz. İstiklal'de inanılmaz bir ışıklandırma var. Tabii, doğru. O da daha görselliği daha güzel hale getiriyor. Hı hı.
burası Çankaya'nın hani böyle en çok gençlerin geldiği, tabii, hatta birlikte Ankara'nın zaman diyebiliriz. Geçirdiği. Aa, Ankara'nın. Evet, hatta Ankara'nın diyebiliriz. Trafik bir problem burada. Burada otopark bir problem. Yani otopark sorunu da var burada. Bu sorunların hepsini çok rahatlıkla çözmemiz gerektiğini düşüncesindeyim. Arkadaşlar hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Desteklerinizi bekliyoruz. Zor bir bölge ama. Evet. Uğraşıyoruz ama biraz zor yani. Evet. Biraz olsun. Ben parti üyesiyim ben. Destek bekliyoruz. İnşallah Allah yardımcı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah'a emanet. Sağ olun. Sağ olun. Seçmendi ve hani buradakiler de zor bir bölge olduğunun farkında, evet, başkanım. Evet. Aslında siz büyük bir sorumluluğun altına girmiş oldunuz bu şekilde, değil mi? Bir taraftan da öyle bakılırsa. Yani şöyle, Çankaya'da aday olmak gerçekten önemli. Hı-hı. Yani gerçekten sembol bir ilçe burası. Evet, yok kesinlikle. İşte mesela görüyorsunuz bakın. Yani burada bir çalışma yapılıyor ama hem güvenlik problemi hem şu yerlere bakın. Yani burada günde binlerce insan geçiyor buradan. Şimdi bu kaldırımları tabii ki eleştireceğiz. Kaldırımlarla alakalı tabii ki konuşacağız. Görme engellerimiz için mesela burada bir sarı çizgilerin olması lazım. O da yok. O yüzden buradaki eksikleri söylemeliyiz. Seçimde de bizim yapacağımız önemli işlerden bir tanesi bu caddedeki imkanları daha fazla arttırmak. Belediye olarak sorunları, sıkıntıları çözmek noktasında olacak. Bu arada bayağı bir genç yoğunluğu var gerçekten. Tabii cadde ki üzerinde. Burada çok kalabalık. Üniversite, şu an hafta sonu da değil. Ki. Üniversite öğrencilerinin yoğun olarak geldiği yerlerden bir tanesi burası. Tunalı da öyledir. Bahçeli 7 de öyledir. Bu normalde trafiğin çok iyi olduğu bir saat. Burası tıklım tıklım oluyor. Burada normalde aslında stand da var, değil mi? Tabii stand şeyde, caddenin girişinde bizim 4 noktada standımız var şu an. 4 noktada gençlik kollarımız ve kadın kollarımızın çalışmaları var. Orada da hem broşür veriyoruz arkadaşlara hem de şeyden bahsediyoruz. Projelerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Tabii alan çok büyük, nüfus çok fazla. O yüzden mümkün olduğu kadar böyle dağılarak, bölünerek çalışıyoruz. Kolay gelsin. Burası bizim Kızılay standımız. Merhabalar. Merhaba. Hoş merhabalar. Geldiniz. Hoş geldiniz. Tabii Kızılay sadece Çankaya'nın değil Ankara'nın, hatta bizce Türkiye'nin kalbi. Çankaya sınırları içerisinde. Çankaya'nın tabii gece nüfusu ile gündüz nüfusu birbirinden çok farklı. Onun büyük bir yoğunluğunu da aslında Kızılay karşılıyor. Siz Ankara'nın bir ilçesinden başka bir ilçesine gitmek için Kızılay'a gelmek zorundasınız. Doğru. Çünkü burada bütün otobüsler tam hap noktası burası ulaşım anlamında. Gördüğünüz gibi oldukça aslında bugün kalabalık. Oldukça kalabalık. Taksim Meydanı gibi düşünün burayı. Evet, öyle. Turgut Başkanımızın broşürlerini veriyoruz. Aynı zamanda 23'ünde 23 Mart Cumartesi günü Büyük Ankara mitingimiz var Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı. Ankaralı hemşerilerimizi aynı zamanda mitingimize davet ediyoruz. Evet, Ankaralı hemşerilerimizi buradan mitingimize de davet ediyoruz. Böyle tabii çok fazla projesi, vaadi var. Ama böyle kısaca burada da vatandaşlarımız bilgi sahibi olsunlar diye projelerimizden kısaca bahsediyoruz. Çok kalabalık olacağını inşallah Ankara'nın bugüne kadar gördüğü en kalabalık siyasi miting olur düşüncesindeyim ben. Bütün ilçelerden de hemşerilerimiz gelecekler. Artık seçime doğru giderken önem verdiğimiz, tabii, Sayın tabii, Cumhurbaşkanımızı da burada ağırlıyor olmaktan ayrıca mutluyuz. Kıymetli Çankaya'lı hemşerilerimiz, kıymetli Ankara'lı hemşerilerimiz, Mustafa Kemal'in Çankaya'sına yakışır bir Çankaya'yı el birliğiyle inşa edeceğiz. Gelin ceketimizi koysak kazanırız anlayışını 31 Mart gecesi hep birlikte tarihin tozlu sayfalarına gömelim. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz diye yola çıktığımız Aynesi iş programında Çankaya'ya geldik. Şimdi ben vallahi başkan adayımızı beğendim. Buraya yakışır bir aday olmuş. Kendisinin deneyimi de var. Umarım buradaki seçmen
kendisine hizmet verebilecek kapasitede olan birisine oy vermeyi seçer ve böylelikle hak ettiği hizmete kavuşur diye düşünüyorum. Çankayalılar çünkü gerçekten hani Ankara'nın aslında böyle gözde insanları evet. diyebileceğimiz bir kitle. O yüzden partizanlık yapmak da bu kitleye yakışmaz. Oyu ben olsaydım ki ben öyle yapacağım. İstanbul'da benim evet. oyum tabii burada değil başkanım kusura bakma. Bizim oyumuz İstanbul'da, evet. Beykoz'da evet. bir de İstanbul Büyükşehir'de o yüzden. Ama eğer ki burada olsaydım inanın size oy verirdim. Profil olarak gerçekten güzel bir profil. Böyle genç, ondan sonra okumuş, kültürlü, birikimli, istekli bir siyasetçi profiliniz var. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Çok sağ olun.